Daha önce hastalık senaryosu, hastanede teyze dedi ki ulan 6 ay önce, o teyze dedi ki ulan hakikaten biraz önce teşhis olsaydı bu benim olmazdı. Bir sürü videolar var mı? Kaptı içeriye kadın, kız. Kaptı. Biraz da böyle kaslar ya, kalbin üzerine kas, sinirler var. Şeytan da orayı kasıyor, geriyor. Herhalde galiba ya. Kalp krizi geçiriyorum. Teyze demişti zaten orada. Teyze demişti ben önceden şey yapmadım falan. Haydi hop acile. Böyle dalin amin. Lan bu, ben bunu anlatırken bende olmuyor mu? Ve ne yapıyorum biliyor musun? Kalbim böyle yapıyor da bende de. Put 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 put. Bir gelişi bırakıyor. Cevabım şu. İnan aynen böyle gülüyorum. Fransa'nın kalkıp gidiyor. Başım ağrıyor. O Ramazan'da. Burası da ateş atıyor tamam mı? Korkunç. Ne yaptın? Anlatmıştın. Evet, başım ağrıyor Resul dedi. Ama en fazla bir saat mühleti var. Bir saat sonra yok olacak. Yok olduğun anı düşünüyorum. Bir baktım ki namazdan çıkarken gitmiş. Acaba öyle mi ya ne yapsak falan desem çoğaltacağım. Zamanını uzatacağım. Yok, sen dur dedim. Durman lazım. Bir saat sonra yok olacaksın. Murat Dursun'un bir sözü var. Karşımda duruyor. Onun bir sözü var. Demişti ki, bulunduğunuz konuma razı olmadıkça Allah o konumu kaldırmaz. Öyle mi demiştin? İçinde bulunduğun haletten razı olmayınca Cenab-ı Hak'tan onun senden almıyor. Almıyor, o duruyor. Razı olunca, ha tamam razı oldu kaldırıyor. Baş ağrısın lan, gelsin lan. O zaman iyi durumdan razı olmuyor kızım, devam etsin. O daha, yok, daha iyisi gelsin. Daha, iyisi gelsin. Daha ilerisini getiriyor çünkü. Yani şükrederseniz arttıracak yani. Evet. Peki eğer senin bundan, ha eğer dimağımda daha önce korkulu ve günah içerikli ve hastalık içerikli videolar varsa onun içine tasavvurlarımı koyuyor ve oynatıyorum. Tasavvurlarım var ya, hemen o kadının anlattığı bilgiyi, videoyu hayalim alıyor içine. Oynatıyor, buradayım ama hastanedeyim. Kadın konuşuyor. Böyle bakarken kadını seyrediyorum. O teyzeyi orada söyledi ya bir sürü şeyleri. Onun için ne kadar güzel demiş ulema. İnsanı rahatlatan sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman. Sohbet-i ihvan olmalı. Yani akrep olmamalı. Sohbet-i akrep olmamalı. Adamlarla sohbet edeceksin. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Kemaşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Eğer senin bundan haberin olmasa hemen acile gidersin. doktor gitti, öğretmen gitti. Yani galiba tansiyonum, nabzım düştü gibilerle buna da gölgenin oynaması da delil getirip, gölge vehmindi. Ben nasıl oynuyorum? Ulan kafamı tutuyorum ya sabah tesbihatında. Ulan kafamı tutuyorum. Ulan o zaman deprem var dedim. Hiç ampul atırma gelmiyor ki. Cam açık ampulü oynatıyor. Bak hala oynatıyor. Tamam. Ulan tutuyorum kafayı. Arkaya bakıyorum. Yasında diyor ki ulan ben tesbihat yapıyorum. Abi niye bakıyor bana? Öyle dedi ya. İkide bir bakıyorum. Ulan onlara bakıyorum. Telaşe var mı? Deprem mi? İki depremi geçirdim. Adana'dakini geçirdim. 4-5 tane deprem geçirdim. Ulan başım dönüyor falan. Ulan kafayı tutuyorum. Hala oynuyor. Ulan dedim ya. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Tasavvurumdan çıkınca çıkacağım. Ampule. Hayalin, hayal hakikate karışır derdi. Fakat iyi bir ders verdi Allah buna bana. O gölgem neydi? Senin tasavvurların. O ışık neydi? O kadının sağda solda konuşması. Senin gölgeni dışarıya çıkarttı. O ampul insan, dostun. Veya bir yerdeki bulunuşun, senin gölge nedir? Tasavvurların oluşturduğu dünya. Son cümlem, galiba tansiyonum nabzım düştü gibilerle buna da gölgenin oynaması da delil getirip, baksana hastayım bak. Yok canım ya ben, başım dönüyordur. Yok ya dönmüyor lan, bir şey yok işte. Hayır baksana ya, cini hastalar da öyle. Cini böyle hissiyatı şekillendiriyor, aha orada birisi var diyor. Aha orada bak bak bak, şizofreni öyle. Aha orada birisi var diyor. Lan birisi yok. Kim üretiyor? Beyin üretiyor. Nasıl üretiyor? Şöyle. Aha bak yıldız var. Murat orada yıldız var. Orada mı var burada mı var?
burada var. Ha, gözümü oynatmaktan karşıda yıldız oluşturduğum gibi düşüncelerle de karşıma orada şeyleri, cinleri oluşturuyor. Mahlukları oluşturuyor. Bunlar hep bizim imala tahammülümüz. Biz imal ediyoruz. Öyle bir şey yok. Benim vehmettiklerim diyor. İçimde diyor ustad bir hennas var diyor. Hennas. Dimağında bir hennas var diyor. Dimağını karıştırıyor diyor. Diyor mu? Dimağını karıştırıyor. Düşüncelerini önüne çıkartıyor. Düşünceler senin gölgendir. Seni temsil etmiyor. Çünkü düşünce dünyasında pozitif de var, negatif de var. Sonra ne oldu? Gündüz geldi. Arkamdan vuran ampulü çekil lan dedi. Güneş dedi çekil. Her tarafımdan vurunca gölgem kalktı ortadan. Vay be lan nerede lan bu gölge? O ne gölge nerede? Güneş dedi ki yok kardeş merak etme. Sen kimsin dedim. Ben hakikatım dedi. Hakikat geldi vehmi ortadan kaldırdı. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tanısan gider. Tanımasan gelir. Gölgelerin gücü adına. Kara